Şimdi tekrara gerek yok. İki cümleyi söyledim. Anti-Amerikancı olmak da yeterli değil diye düşünüyorum. Üçüncüsü politik, çok politik buluyorum Tanju Bey'in açıklamalarını. Çünkü kendisi de potansiyel Cumhurbaşkanı adaylıkları içerisinde isminin geçmesinden çok haz duyan bir insan ve bunu önemsiyor. Üçüncü mesele eski ve yeni CHP. İki CHP'yi de eleştiren birisiyim. Tanju Bey Önder Sav ekolüdür. Onur Öğmen ekolüdür. Şahin Mengü ekolüdür. Onlarla da benim bir siyaseten onların yaptıklarına çok büyük ağır eleştirilerim vardı. Katı Kemalizm, katı ulusalcılık ve bu memlekette laiklik üzerinde inşa ettikleri siyaseti yıllarca eleştirmiş bir insan olarak Tanju Bey'in de bu o ekolün bir elemanı olarak temsilcisi olarak eleştiriyorum. Zaten Suriyeliler ya da genel olarak Türkiye'deki düzensiz göçmenlerle ilgili Bolu'daki uygulamasını da doğrudan bu bir faşizm çağrıştırır diye de eleştirmiş biriyim ve hepiniz eleştirmiştiniz. Onu da hatırlatıyorum. Şimdi böyle bir Evet, bunu durumda söyledik zaten. sadece şunu söyleyebilirim. Burada CHP'nin içerisindeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasında herkes kendi meşrebine göre pozisyon alıyor. Bu tartışmanın ana noktası da budur. Tanju Bey İstanbul'un belediye başkanının adaylığının önüne geçmek için doğrudan bir açıklama yapıyor. Gönlünde yatan bir aslan vardır elbette. Kendisi de diyor eğer bir tane şey çıkmazsa yani ulusalcı Kemalist bir aday çıkmazsa ben adayım dedi ifade etti. Ben bunu dolayısıyla bu açıklamayı çok politik gördüm. Yani tribüne söylenmiş politik bir tavır olarak söyledim. Ha şunu da söylüyoruz. Geçmişinde CHP milletvekilliği yaptığı dönemde de hep tanıyan arkadaşlarımdan dinlediğim İlker onlardan bir tanesi de anlatmıştı. Çizgisi Kemalist, ulusalcı bir çizgi. Ha o çizginin gereğini yapıyor. Bu mesele CHP'nin içine dönük bir mesajdır. Ben buradan bakıyorum. Yani siz İstanbul'un belediye başkanını aday göstermeyin kardeşim diyor. Bunun yoksa hani kuru koruya anti-Amerikancı olmanın bu memlekete ne kadar faydası olup olmadığını Tansu Bey'in uygulamalarıyla göreceğiz. İyi insan olmanın yolu da Amerikan karşıtlığı olmakla yetinilmiyor. İki kötüden birini seçmek zorunda da değilim kardeşim. Peki. Dinledim. Ben şimdi Çok biz bir tek soru bir bakın bir tek Emin soru Pazarcı soracağım. dur. Bakın Emin bizim Pazarcı. tartıştığımız Turgay Güler bizim tartıştığımız konu bu değil ki. Bolu Belediye Başkanı'nın bir konuda söylediği bir doğru. Bir insan çok kötü olabilir, çok yanlış olabilir. Doğru söyleyemez mi? Yani konu saptı gitti başka yerlere. Ta Biz farklı bir şu şey konuşuyorduk. Emin Pazarcı. Ama Emin yani Pazarcı. şöyle Emin adamın kötü olması bu sözlerini değersizleştirir mi Ta diye soruyorum ben. şimdi Yani Emin mesele budur. Pazarcı şöyle şimdi burada mesela Bozuk saatte günde iki dur. kere doğruyu gösteriyor Dur. biliyorsunuz değil mi? Dur. İkiniz de durun. Burada konu bağlamının dışında fikir de beyan edebiliyoruz. Dolayısıyla Olabilir. Hasan Öztürk'ün sözlerine itirazınıza eyvallah. Bağlam dışı Ama konuşmamdan dolayı bağlam kusuruma dışı bakmayın yani. hepimiz konuşabiliriz. Burada da sıkıntı yok. Sizin tavrınız eyvallah. Durduğunuz noktayı da söylediniz. Gafar Yakıncı ile biz de durduğumuz noktayı Benim söyledik. itirazlarım Hasan varsa Öztürk mı tabii. insülten mesela? Hasan Öztürk durduğu noktayı söyledi. Biz dinledik. Bize itirazı vardı. Şimdi benim itirazım var. Benim itirazım da şu. Tanju Özcan'ın da bu ülkede, burası demokratik bir ülke, aday olma hakkı vardır. Tanju Özcan da aday olmak için pozisyon alıyor olabilir. Meşrudur bu. Bu meşrudur. Tanju Özcan... Şimdi ben itiraz ediyorum. Gayri meşrudur mu dedik diye itiraz ediyormuşum Tamam, mesela. bana etmeyin onu çünkü ben sizi kesintisiz dinledim. Evet, pejoratif Pejoratif ifade bir kullandığı zaman. yaklaşım. Şimdi Tanju Özcan'ın söylediklerine ilişkin ben niyet tahlili yapamam. Aksini görmediğim sürece konuşmamın başında da söyledim. Beyan esastır derim. Ama ben bunların hepsinin ötesinde bir başka pencereden bakıyorum. O baktığım pencerede şu. Tanju Özcan
çıktı, gücü kadar, cesareti kadar, az buz bir şey değil o, bir serzenişte bulundu. Mesajı hem İmamoğlu'naydı, hem Kılıçdaroğlu'naydı, hem CHP Genel Merkezi'neydi, hem bunlara sessiz kalan İyi Parti'ydi, Millet İttifakı'nın diğer ortaklarınaydı vesaire. Hepsine Karadenizli tabiriyle tomardan daldı. Bu benim için çok değerlidir. Konu memleket meselesi. Bir tahlil, bir fotoğraf çekti. Dedi ki, olmaz kardeşim dedi. Olmaz. Amerikan Büyükelçisi, İngiliz Büyükelçisi, bilmem işte şu bu, olmaz dedi. CHP içerisinden birisinin çıkıp olmaz demesini kendi adıma kıymetli buluyorum. Tanju Özcan'ı ömrümde görmedim. Görmemeyi bırakın, telefonla bile konuşmadım. Aynı ortamda bile buluşmadım. Başkanı zor aratacağız yalnız. Arayabilir. Aynı ortamda bile bulunmadım. Bak bulunmadım. Bolu'ya ne hizmet yapmış? Vallahi bilmiyorum. Yapmış mı yapmamış mı onu da bilmiyorum. Münasebetsiz bir fıkra anlattı. Yani çok ayıp dedim. Ayıpladım. Öbür türlü göçmenler üzerinden çok kötü uygulamalardı. Yerden yere vurduk. Bak bunları yaptık. Ama bu söylediği, CHP'nin geldiği bu süreçte, bu noktada hakikaten kıymetli. Ne açıdan kıymetli? CHP tabanına bir şey söylüyor. Ben söylediğim zaman olmuyor. Yani ben çıkıp ya bu büyükelçiyle bu ne sabah akşam tapınır gibi bir araya geliyorsunuz dediğim zaman kıymeti harbiyesi olmuyor. Çünkü hemen çıkıp diyor ki aşağı Ekrem, yukarı Ekrem, aşağı itibarsızlaştırıyor. Yandaş tırnak içerisinde söylemiş oluyor. Ama bu partinin Bolu Büyükşehir değil mi? Hayır. Değil mi? Değil. Bolu Belediye Başkanı. Değil mi? Belediye mi? Tamam. Evet. Bolu Belediye Başkanı Türkiye'nin de işte yaptığı tuhaf icraatları nedeniyle tanıdığı belediye başkanı çıkıyor ve ilkesel bir tavır ortaya koyuyor. Değerli bulurum. Bu ben yani ben sen şu, niye değerli buluyorsun? Bir şey demedim. Şu açıdan da kıymetli bence. Biz şu noktayı atlamayalım. Yani CHP, AK Parti, MHP vesaire konuşunca şöyle bir detayı kaçırıyoruz. Şimdi İmamoğlu'nun bu elçilerle, konsoloslarla normalin üzerinde şüphe uyandıran şaibeli görüşmeleri siyaset alanının genelini zehirleyici bir etki oluşturuyor. Bak orayı da görelim. Yani ne demek? Bu şu demek. Belediye başkanları, belediye başkanları kurbağa gibi. Meral Akşener görüşüyor, tabii, Kılıçdaroğlu görüşüyor. Belediye başkanları halk oyuyla seçilen şehir yöneticileridir. Yani bir şehri yönetirler. Hakkari'nin de bir belediye başkanı vardır. Ağrı'nın bir belediye başkanı var. Kayseri'nin var, Malatya'nın var, Bolu'nun var, İzmir'in var, İstanbul'un var. Ve belediye başkanlarının yetki alanları içinde yabancı diplomatlarla memleket meseleleri konuşmak yoktur. Şimdi şöyle düşünün, bu işin bir teamül haline geldiğini Allah korusun düşünün. Bunu yabancılar kullanır. Emperyalistler şunu yaparlar. Yarın Adana'daki konsolos... Çok özür diliyorum. Buyurun, buyurun. 1173 sayılı milletler arası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu Dışişleri hakkında... Dışişleri Bakanlığı tekelindedir o kanuna göre. Kanunun birinci maddesinin 6. fıkrası. Evet. Kanun maddesi. 1962 tarihli kanun. Genel ve katma bütçeli bakanlık, daire ve kuruluşların, mahalli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, özel kanunla kurulmuş olan bankaların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış olanların, yabancı devlet büyükelçilik, elçilik, başkonsolosluk, konsolosluk, fahri başkonsolosluk ve fahri konsoloslukları vesaire misyonları ile ve milletler arası kurullar temsilcileri ve misyonları ile ve bunlara bağlı müşavirlik, ateşelik, büro vesaire mercilerle temasları milletler arası hukuk kurallarına ve usullerine uygun olarak yapılır. Bu temaslardan Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verilir. Tamam. Yani kanunlarımıza göre... Hal böyleyken ilk gün çok önemliydi. Resmiydi. Tabii tabii. İstanbul'daki kar kadar önemliydi tabii, açıklamasından tabii. Sonra kim hatırlattıysa Bay Başkan'a
Sonra ha basit bir yemekti, bunu abartmanın ne anlamı tabii var'a döndü bu. Şimdi iş. Bu şaibelidir. Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.